biraz karışık. Adam yani onu da söyleyecektim aslında. Çok lezzetliymiş ya. Siz de yiyebilirsiniz. Daha da bir tembir çördük. Hani büyük armutlar var. Onlardan değil bu. Bazı Sivaslarımız bunu bilmez. Bazı köylerimiz bilir yani bunun ne olduğunu. Alacaksın bir tane yiyeceksin yani. Bir 3-4 tane yiyeceksin. Fazla yemeyeceksin yani. Sivaslar bazı köylerimiz bilir yani bunun ne olduğunu. Bazıları da bilmez yani. Bunu ilk yediğinde biraz ağzın ekşime olabilir ama sonra alışır insanın ağzı yani alışabilir. Cenab-ı Allah'ın bu bir insana bir şifa yani öyle söyleyeyim. Biz son yıllarda ekibimizle birlikte özellikle Sivas'ta yetişen türler ve endemik bitkiler üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu çalışmada özellikle Sivas'ta halk arasında çördük armudu veya ahlat meyvesi olarak da bilinen ve Sivas ikliminde yetişmeye uygun ve doğada kendiliğinden yetişen bir meyve türü. Biz yaptığımız çalışmada bu meyvenin hem meyve kısmını hem çekirdek kısmının sulu ekstrakları üzerine çalıştık. Su ekstraklarına geçen etken maddelerin belirlenmesi, saflaştırılması ve karakterizasyonunu yaptık. Ve bunların üzerine antimikrobiyal aktivitelerini inceledik. Ve gözlemledik ki özellikle meyve kısmında bu çözeltilerin dışçı hastalıklara karşı koruyucu aktiviteleri var ve bunların özellikle belli dozlarda tüketildiğinde çok aktif özellik gösterdiğini gözlemledik. Yine çekirdek kısmında sulu çözeltisine baktığımızda onun da enteresan bir şekilde bu bulaşıcı hastalıkların yan etkisine karşı yine iyileştirici etkisinin olduğunu gözlemledik. Bu haliyle biz bu meyveye aslında mucizevi bir meyve diyebiliriz. Fakat burada önemli olan şey özellikle doz miktarının ayarlanması. Çünkü içerdiği etken maddelere bağlı olarak bu meyvenin belli miktarlarda, belli dozlarda tüketildiği zaman özellikle aktif rol oynayacağını söyleyebiliriz. Biz bu kapsamda baktığımızda aslında hedefimiz bu meyveden elde ettiğimiz sulu fazının hem beslenme hem de takviye edici gıda olarak bir ürün geliştirilmesiyle aslında iyileştirici etkisinin ortaya çıkması. Tabii şunu söyleyebiliriz, mucizevi bir meyve dedik bu meyveye ama bunun özellikle belli miktarlarda tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü içerdiği etken maddeler nedeniyle de bunların zararlı etkileri de ortaya çıkabilir. O yüzden de biz hızlı bir şekilde bunların doz çalışmalarına öncelik verdik. Burada özellikle çekirdeğinde bu meyvenin çekirdeğinin sulu fazına, su fazına geçen etken maddelerinin yine bulaşıcı hastalıkların yan etkileri, bu yan etkiler tabii ishal özellikle, bunu da iyileştirici etkisinin olduğunu gözlemledik.